Derinlikten yoksunsa sevgi nasıl derin olabilir? Ya da sevgi midir o? İnsan nasılsa sevgisi de öyledir. Doğrusu berraklığındadır sevgi. Saklanmaz, ayıplanmaz, gücenmez, gücendirmez, bulandırmaz, ertelemez. Ertelemedim, hiçbir duygumu ertelemedim ben. Sevgiyi de, nefreti de, aşkı da, yalnızlığı da. Özlemlerimi de, kavuşmalarımı da, her birinin başkaca anlamları vardı. Yok etmedim, hasıraltı etmedim, görmezden gelmedim. Yumuşak karnımda kimi zaman, kimi zaman taşlaşmış, duygusuz tarafım. Belki zaman zaman biraz uzaktan baktım ama hiç ertelemedim. Günü geldi, unutmak gerekiyordu. Unutmayı da öğrendim ama hiç ertelemedim. Bu da ertelenir mi demeyin. Her şeyi erteliyor insan. Senetsiz sepetsiz yaşanan günlerin sonsuz olduğunu zannederek bugün olmazsa yarın diyemiyoruz bir çırpıda. Oysa o yarınlar o kadar çabuk gelip geçiyor ki ömür bitiyor ahlar vahlar arasında. Keşkeler zincirlemek kaza gibi art arda gelip birikiyor kapıda. Sonuç sıfırlarla dolu bir sayfa. Renkler hepsi hem de tarihsiz bir yolculuğa çıktı yine unutmak deyince. Ya gri ya siyah. Hadi biraz daha iyimser bakıp kahverengi diyeyim. Ama o da çok kişiliksiz kaldı diğerlerinin yanında. Hayata dair hiçbir şeyin kalmadığı an gelmişti işte. Öylece bir köşede sessizce gözyaşlarını içine aktarak oturmaktan ötesi gelir miydi elinden? Uzun uzun düşününce olabilirdi aslında. Unutmak isterken unutulan olmak, kendini unutturmak. En sıcak su bile ateşi söndürebilirken mümkündü her şey. Nehirlerin yatak değiştirip aynı yere dönmesi hali gibi bütün bunlar. Dönüp bakılamayacak kısıtlı anların bileşkesi. Nereye yetişeceksek bir türlü koşmayı bırakıp yürümenin tadını alamadığımız zamanlar. Kapıda yine pişmanlıklar. Pişmanlıklarda, keşkelerde olmasın, olmasın ben de istiyorum. Bu yüzden unutmayı, unutulmayı da en doğal haliyle kabullenmeli. Nereden geldim buraya biliyor musunuz? Bir araya geldiğimizde annem, ablalarım ve ben çok keyifli zamanlar yaşıyoruz. Geçmişi uzun seyahatler yapıyoruz kimi zaman. Her birimizin unuttukları ya da unutulmaya yüz tutmuş hatıralarına gidiyoruz. Yine böyle zamanların birinde iyi ki unutuluyor bazı şeyler. Yoksa çekilmez ve daha çok can yakıyor olurdu cümlesinin ardından hafızayı beşer nisyan ile malüldür dedi ablam. Sözün nereden geldiği, niçin kullanıldığına dair küçük bir sohbet ortamı oluştu. Unutmak insan hafızasının sakatlanması eksik tarafıymış. Üzerinde biraz düşününce ne kadar da makul geliyor o sakatlığı, eksikliği kabul etmek. İlk anda ciğerleri dağlayan acıların, küllenmesi gereken ateşlerin hep taze durması dayanılmaz olurdu zira. Ateşe mümkün desem de bir türlü sıcaklık dereceleri denememe rağmen söndüremedim ben. Benim beynimin özürlü tarafı da bu galiba. Her şey bir yana. İstesem yıllar öncesinden onlarca anıyı anlatırım teker teker. Unutmadım, ötelemedim zihnimin kuytularını. Onları özenle sakladım. Unutmadım geçse de seneler. Sadece öncelikleri değişti yaşadıklarımın. Ama keşke bir silgi olsa. Siliversem gereksiz yere hafızamı işgal edenleri. O kadar gereksiz birikmiş var ki, yer ve düşünce kirliliği bir nevi.
siliversem, unutsam hatırlamanın fayda sağlamadığı her şey dediğim zamanlarda olmuyor değil. İstediklerim kalsa benimle, gerisi derin denizlere. Sevgiler ve sevdiklerim de dahil bütün bunlar. Derinlikleri başka başka da olsa, her birinin ayrı yerleri yaşanmışları, anıları olsa da unutulması gerekenler nasiplerini almalı. Unuturken bile ertelemiyorum kimseyi ve hiçbir duygumu. Bir zamanlar dünyama güneş olanlar, şimdi kuzeydeler, buzullarla hasbihal içinde. Bazıları hala gönlümün sırca köşkünde. Günü geldiğinde unutmayı da öğrenmeli insan tadında. Kıvamında olduğu, öldüğü, yaşadığı yerde. En kolay öğrendiğimizle, en zor olan nasıl da tamamlıyor birbirini. Sizin en zor ve en kolay öğrendiklerinizde tamamlıyor birbirlerini, tamamlıyor birilerini.